bugün bu davanın biteceğini düşünüyorduk. Ama aynı zamanda tabii ki sevgili Şebnem hocamızı alıp beraber gitmek hayali kurarak geldik buraya. Tutukluluk halinin devamına karar verdi mahkeme. Elimde mahkeme zaptı var. Tutukluluk halinin devamına niye karar vermiş biliyor musunuz? Tutuklulukta geçen süre makul süreyi aşmamış. Az yatmış. 2 ay ne ki Türkiye'de? Tabii ki cezaevine girenin çok uzun süre kalması gerekiyor. Alışık olduğumuz, hep gördüğümüz örneklerde bunu söylüyor. İşte bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmiş durumda. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı, içinden geçtiğimiz baskılarla dolu bu günlerde demokratik hukuk devleti ilkeleri ve bilim insanlarının mesleki özelliği ilkesi için sayılarak iktidar çevreleri ve medyası tarafından hedef gösterilmiş, ardından 27 Ekim tarihinde hukukla bağdaşmayacak bir kararla tutuklanmıştır. Tutukluğun devamı kararı ile gördük ki tümüyle siyasi hedef gösterme, sindirme ve susturma amaçlı kötülük hali devam ediyor. Demokrasi adına bu utanç verici hal kabul edilemez. Merkez Konseyi Başkanımız Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın serbest bırakılmamış olması meslek örgütümüze ve yöneticilerine bu düşmanca tutum, Türk Tabipleri Birliği'nin güçten düşürülmesi, sessizleştirilmesi, sağlık ortamına dair söz üretmemesi karşılığını hiçbir zaman bulmayacaktır. Zira Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları bağımsızlık ve barıştan yana bir tutumla geçmişten bu yana kimlerin iktidarda olduğuna bakmaksızın hekimler için hekimlerle birlikte mücadele etmişler, etik, bilimsel temellerle savundukları hekimlik değerlerinden ve sağlık haklarından toplumun vazgeçmemişlerdir. Giderlerse gitsinler diyenlere inat, sağlığımıza, yarınımıza, demokrasiye sahip çıkacağız. Devlete, susmadı.